Evet, merhaba arkadaşlar. Bakın bu videomuzda artık kocaman bir konumuz var. Türev konusuna başlıyoruz arkadaşlar. Ne demiştik? Matematiksel bir analiz yapısı ortaya koyacağız demiştik. Aslında iki tane büyük temel sacayağı var. Birisi türev, birisi integral. Ama Ergün Hoca bunu limit ve süreklilik dedi. Bu kısmı anlattı arkadaşlar. Bir temel teşkil ediyordu. İkinci sacayağı türev. Ve üçüncü sacayağı da integral şeklinde anlatıyordu. Şimdi şu türev kısmındayız arkadaşlar. Bakın bir kere türev deyince başlangıç kısmını yani şöyle algılayacağız arkadaşlar. Türev ve türevle alakalı bilmemiz gereken bilgiler var. İşte bunları birinci kısımda yapacağız. İkinci kısımda da bu türevin uygulamalarına başlayacağız arkadaşlar. Böyle düşünelim ama türev deyince başlangıç kısmında ben şunu istiyorum arkadaşlar sizden. Şöyle bir şey istiyorum. Bir kere şöyle bir resim çizmek istiyorum arkadaşlar. Kafanızda canlanması açısından. Yani bu türev kısmını da takdir ederseniz ki liseden biliyorsunuz zaten. Ama bunun üzerine bazı incelikler, bazı güzellikler, bazı detaylar koyacağız ve türevi size üniversite kalkulusunda anlatmış olacağız arkadaşlar. Ama türev deyince ben şunu istiyorum. Birincisi türevin bir tanımsal kısmı var arkadaşlar. Matematik dilinde bilmemiz gereken. İkincisi bu olayın bir geometrik yorumu olacak arkadaşlar. Yani nasıl doğuyor türev kavramı. Üçüncüsü de bu türevin kuralları olacak arkadaşlar. Bakın bu türevin kuralları olacak. Dolayısıyla bizim öncelikle bu üç şablonu kafamıza yatırmamız gerekiyor. Türevi iyi anlayabilmemiz için. Yani geometrik olarak ne anlama geliyor demek arkadaşlar. Bu işin matematik dilinde karşılığı geometrik olarak ne? Yoksa türev o kadar çok şey anlamına geliyor ki arkadaşlar. Yani gündelik hayatta o kadar çok yerde karşımızda var ki bilmesek de aslında arkadaşlar. Mesela başlamadan önce hemen şöyle örnekler vereyim. Yani fizikte, ekonomide, işletmede, tıpta yani aklımıza gelecek her şeyde aslında içinde türev var arkadaşlar. Çünkü türev dediğimiz şey şöyle düşünelim. Şöyle düşünelim arkadaşlar. Bir elimizdeki bir kavram var. Elimizde bir kavram var. Değişim hızını veriyor arkadaşlar. Yani ortalama değişim hızını veriyor. Dolayısıyla bu değişim hızını her şeye uyarlayabilirsiniz. Yani nedir? Bir atlet spor yapıyor. İşte nedir? Bir tansiyonu var değil mi arkadaşlar? Ama ne yapıyor? Koşmaya başladığı zaman ya da sporunu tamamladığı zaman tansiyonu değişiyor. Öyle değil mi arkadaşlar? Ya da bir insanın bir ilaç veriyorsunuz, kan basıncı değişebiliyor. Öyle değil mi arkadaşlar? Bakın bu değişimlerin hepsinin incelenmesi aslında altında türev yatıyor arkadaşlar. Ya da ekonomide ne yapıyorsunuz? İşte minimum maliyeti maksimum kârı elde etmek istiyorsunuz. Belli bir zaman dilimi içerisinde yaptığınız değişikliklerle ürünlerin satışındaki durumu inceliyorsunuz. Bakın bir değişim var arkadaşlar. Bunların hepsinin bir karşılığı var. Dediğim gibi tıpta, ekonomide, fizikte. Fizikte nedir mesela en basitiyle? Madem değişimden bahsediyorsam hızdır arkadaşlar öyle değil mi? Elinde bir yol var. Bu yolu işte şu kadar zamanda alıyorsun. Ortalama hızı nedir sorusunun karşılığı mesela türevdir arkadaşlar. Ki fizikte bunları da yapıyorsunuz. Ama dediğim gibi yani o kadar çok böyle uygulaması var ki bizi de çok çok ilgilendirmiyor şu an kalkulus seviyesinde. Ha bununla alakalı fizik bölümünde okuyan arkadaşlar vardır. Zaten ilerleyen kısımlarda kafasında böyle bir yapı oluştuktan sonra zaten görecekler arkadaşlar. Ayrıntılı bir şekilde. Ama biz genel anlamda matematik dilinde bunun geometrik olarak yorumladığımız zaman şunu anlayacağız arkadaşlar. Bunu daha sonra da göstereceğim size. Bakın artık elimizde biz nereyi anlatıyoruz? Kalkulus 1'i anlatıyoruz. Bakın bunları hep bilerek böyle vurguluyorum. Çünkü matematik 2'yi aldığınızda bu anlattığım şeyleri tekrar bahsedip anlatacağım. O kadar zevkli hale gelecek ki hepsinin bir karşılığı olacak matematik 2'de arkadaşlar. Matematik 1'i iyi anlayan arkadaşlar matematik 2'yi çok rahat yapacaklar, görecekler. Matematik 2 daha zor olmasına rağmen daha kolay yapacaklar. Bakın ne anlatıyorduk? Şunu anlatıyorduk. Yani elimizde y eşittir fx gibi tek değişkenli fonksiyonlar vardı. Ve bu fonksiyonlar düzlemde, x, y düzleminde bir eğri belirtiyordu. Bakın bu eğrinin herhangi bir noktasındaki x0 noktası olsun. Herhangi bir noktasındaki bakın teğetin eğimi şu teğetin eğimi bize birinci türev verecek arkadaşlar. Yani şuraya alfa açısı diyelim.
Tanjant alfa ne olacak? Bu teğetin eğimi olmuş olacak. Eğim diyelim. Ben diyorum ki f'in birinci türevi hangi noktaysa. X0 mı dedi? Hadi x0 yazalım şöyle. Bunu da daha detaylandıracağım. Bu noktadaki birinci türevi verecek. Yani bizim geometrik olarak bu anlama gelecek ve biz bunu detaylandıracağız işte. Yani nasıl işte bu noktadaki teğet ne demek? Teğet doğru ne demek? Bu teğet doğru nasıl bulunur? İşte birinci türevle bağlantısı nasıldır? Bu değişim nasıl inceleniyor? Madem bir değişimden bahsediyoruz, herhalde bunun tanımsal kısmı şöyle çıkıyor olsa gerek, değil mi? X0 noktası x0'a f(x0) şurası olsun arkadaşlar. Bakın şu nokta olmuş olsun. Dolayısıyla bir değişimin oranından bahsedebilmem için o zaman şöyle yapmam gerekecek. Buradaki x0'a bir değişim vereceğim arkadaşlar. Artım vereceğim daha doğrusu. Nasıl bir artım veriyorum mesela? Uyduruyorum. H kadar bir artım vereceğim. Daha sonrasında bu fonksiyonda meydana getirdiği değişimi inceleyeceğim arkadaşlar. İşte bu da bizi tanıma götürecek. Diyeceğiz ki artık gerçekten buradaki artım verdikten sonra oluşan değişimin oranı, diyeceğim ki birazdan başlayacağım. Evet. Bakın. İşte h kadar artım vermiştim. H'ı 0'a götüreceğim tekrar. Ama nasıl bir değişim olacak? x0 artı h eksi fx0 bölü h gibi bir değişim meydana getirecek. Hocam nasıl oluyor bu değişim? Bakın şu şekilde oluyor. Gerçekten de x0 artı h kadar bir değişim verdiğiniz zaman eğri üzerinde artık o kadar küçük bir değişim veriyorsunuz ki arkadaşlar, bunu şu şekilde algılayın. Yani şu çok küçük ifadeyi çok büyük bir hale getirdiğimi düşünün. Buradaki oluşan teğetler artık şu eğri üzerinde kaldığını düşünüyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla bakın şurada kabaca şöyle bir dik üçgenle bir yapı karşıma çıkmış oluyor. Dolayısıyla işte bu eğrinin üzerindeki aslında teğetlerle nereye? x0 noktasına yaklaşmış oluyoruz. Ve yaklaştığımız zaman şu değişimin oranı bize o noktadaki birinci türevi veriyor. Çünkü neyi vermiş oluyor? Şuradaki açının tanjantını vermiş oluyor. Bakın şuradaki h dediğim yapı şurası. fx0 artı h eksi fx0 dediğim yapı da şurası bakın arkadaşlar. Yani aslında karşı kenar bölü komşu kenar şeklinde oluşuyor arkadaşlar. Dolayısıyla işte tanımsal kısmı bu diyeceğim. Ondan sonra da kurallar. Hocam kural ne? Kural şu. Ben size adım gibi eminim. X karenin türevi nedir diye sorsam hemen 2x diye cevap veriyorsunuz ya arkadaşlar. Bakın işte bu da artık türev alma kurallarıyla çözülmesi olacak. Yani geometrik yorumunu ve tanımsal kısmı anladıktan sonra, türev kısmını kafamızda biraz oluşturduktan sonra diyeceğiz ki ya arkadaşlar, tamam bizim elimizde fonksiyonlar var. Kalkulustayız. Bu fonksiyonların türevlerini alacağız ama böyle uzun uzun yapmamamız lazım. Bunlarla alakalı tanımsal kısmından yararlanarak oluşturulan kurallar var. Bu kurallarla verilen fonksiyonların türevlerini almayı öğreteceğiz. Sonra da bunların üzerine bazı yapılar kurup türevin uygulamalarına başlayacağız. Yani asıl olayımız bu şekilde cereyan edecek arkadaşlar. Oldukça uzun ama zevkli bir konudur arkadaşlar. Türev konusu. Umarım şurada kafanızda bir yapı bir şekil oluşmuştur. Tanımsal, geometrik yorumu ve kuralları ile birlikte kafanızda şöyle bir şablon oluşturun başlangıçta. Sonrasında ben bu olayları detaylandıracağım arkadaşlar. Evet, bu ilk videomuz şöyle olmuş olsun. Gerçekten de bir giriş yapmış olalım türevi. Türevin nerelerde kullanıldığı, aslında şurada türevin nasıl doğduğu olmuş oldu matematik dilinde, öyle değil mi? Bir eğimle bakın ilintiliymiş. Ve bu eğimi de nasıl anlatıyoruz yine matematiksel olarak, tanımsal kısmını oluşturuyor şeklinde kafamızda yatıralım. Ondan sonra da bunun süreklilikle bir bağlantısı var mı? Niye anlattık limit sürekliliği? Yani türevle nasıl bağlantısı var? Ondan sonra kurallar nasıl ortaya çıkmış? Nasıl bu tanım kullanılmış? Ya da bize verilen fonksiyonların tanımdan çözmek türevlerini gerçekten öyle zor mu? Bu sorulara cevap arayacağız. Adım 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 türev konusunu örümcek ağ gibi öreceğiz arkadaşlar. Evet, o yüzden bir diğer videomda buluşalım. Türevin bakın gerçekten de tanımıyla, bu tanımsal kısmıyla olaya başlayalım arkadaşlar. Evet, kendinize dikkat edin. O videomda buluşalım arkadaşlar. Bay bay.